Yine bütün bunun yanı sıra bu soruşturmanın sonucunda tespitlerimiz oldu. Bizim bunları atma yetkimiz olsaydı atardık. Ancak kanunun böyle verdiği bir yetki söz konusu değildir. Burada asıl sorulması gereken soru şudur. Bu kadar insan bu belediyeye girdi. Siz bunları hangi sahikle aldınız? Kapının önünden geçerken mi aldınız? Referansınız kimlerdi? Ve bunları siz hangi yetenekleri dolayısıyla aldınız? Ve bunları size kim önerdi? Bir CV bile istemediniz mi? Kendi müteahhitlik şirketine elemanı böyle mi alıyorsun? Yani sokaktan geçeni alıyor musun? Anayasa Mahkemesi kararını öne sürüyorlar. Affedersiniz, Anayasa Mahkemesi kararı süresince bu devlet işe eleman almadı mı? Ya biz şimdi devletin hiçbir birimine eleman almadık mı? Hiçbir belediye eleman almadı mı? Devletin kendine ait mekanizmaları var ve işler. Her dönemin kendine ait mekanizması vardır. Buradaki süreci araştırmak bizim sorumluluğumuzdu. Bu araştırıldı ve dosya tamamlanıp yargıya iletildi. İki, deniliyor ki benden önceki dönemde de bunlar vardı. Ve hem Mevlüt Ülsal'ı hem de valimiz Ali Yerlikaya'nın geçici bir dönem yapmış olduğu belediye başkanlığına yönelik güya cin gözlük yapıp bizi, yani esas itibariyle İçişleri Bakanlığı sizi sorumlu tutuyor veya onları da aba altından sopa göstererek kendini kurtarmaya çalışan bir tehdit ortaya koymaya çalışıyor. Bu soruşturma 1-1-2019'dan itibaren 31-12-2021'e kadar 3 yıl yapıldı. 3 yıl incelendi. 1668 kişinin 1427 kişisi İmamoğlu döneminde. 191'i Mevlüt Uysal. 50 kişinin de o geçici İstanbul valisinin vekalet ettiği dönemde alınmış. İfade ettiğim gibi müfettişlerin yaptığı değerlendirmelerde bunların 191 artı 50 kişisinin, yani Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya'nın döneminde tamamen incelenmiş istihbari kayıtlı olanların, bunların işe girme engeli olmadığı görülmüş. İmamoğlu döneminde alınan 922 kişinin de istihbari kayıtları görülmüş. Yani terör örgütü kayıtları var, terörle irtibat ve iltisakları, ama onların da işe girmeye engel bir durumu olmadığı görülmüş, tercih etmiş. Şimdi meseleyi kendini kurtarabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yasladığı 505 teröristi ve terörle iltisak ve irtibatları almayı örtbas edebilmek için güya yanındaki 3-5 aklı evvelin söylediği sözlere dayanak teşkil ederek, evet ben aldım ama benden öncekiler de galiba yaptılar demeye getirmek aymazlıktır. Bundan bir yıl önce açıkladığınız bütün belediyeyi suçlu, bütün belediye çalışanlarını terörist olarak niteleyenlere şöyle söylüyorum, böyle söylüyorum sözleriniz ne oldu? Hani yoktu? İnsanın biraz yüzü olur ve utanır. Terinizi silebilirsiniz ama yüzünüzün karalığını silemezsiniz. Devam ediyorum. Bu 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusudur. Bu kadar açık ve net. 21 kişiyi daha sonra bizim arkadaşlarımız ayırmışlar. Ve kendi suçunu örtbas etmek için masum insanları, belediyede çalışanları kalkan yapmak da ayıp bir şeydir.
Bir iddia da şu. Madem öyle siz bunları atsaydınız diyor. Kıymetli basın mensupları. Siz de bilirsiniz. Biraz önce söyledim. 165 bin KHK'lı ihraç edildi. Siz ihraç edilenleri tekrar kamu görevi kimliği giydirerek aldınız. Bir gömlek giydirdiniz onlara. Ya, ihraç ettiğimize ne nokta veriyorsunuz? Ben elimde imkan olsa ihraç ederdim. Hiç kimseye bakmazdım. Ama imkan benim imkanım değil. Sorumluluk kimin sorumluluğu? Direkt oradaki yöneticilerin sorumluluğu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve aynı zamanda almaya yetkili olanların sorumluluğu ve Mülkiyet Teftiş Kurulu da bu sorumluluğu ortaya koydu. Yine bunun yanı sıra 1668 kişiden bilgimiz yok diyor. Bu da koskoca yalan olduğunu söylemeliyim. İnsanın biraz yüzü kızarır. İstanbul gibi manevi iklimi de, tarihi sorumluluğu da, medeniyet sorumluluğunda olan bir belediyenin başkanının bu kadar insanın oyuyla ve bu kadar insanın sorumluluğuyla o koltukta oturanın yalan söyleme hakkı yoktur. Size şu soruyu sorayım. Biz bu 505 kişinin özlük dosyalarını kimden aldık? Biz bu 505 kişinin şirketteki kişisel dosyalarını kimden aldık? Kimden almış olabiliriz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Kimi soruşturduğumuz belli. Biz 25.361 kişiyi 25.361 kişiyi hepsini soruşturmadık. İstihbarat kayıtları var hepsiyle ilgili. Bir tarafa bırakıldı ama ...505 kişinin terörle bizatihi kendilerinin irtibat ve iltisaklarına bakıldı ve bu dosyalar Büyükşehir Belediyesi'nden istendi. Demek ki bir yalan daha söylüyorsun. Bu dosyalar sizden istendi. Bizatihi sizden istendi. Ya ben bilmiyorum demek. Benim bunlardan haberim yok demek. Yalanın kuyruklusudur. Yalanın kuyruklusu olur mu? Elbette ki olur.